Tekrar selamlar arkadaşlar. Refik Korkmaz eğitimleri her 3 modülünde uygulayıcısı ve eğitmeniyim Zehra Güney ben. 3. modülde neler öğreniyorsunuz ona bir bakalım. Dedik ki 1. modülde bilinçötesi dilini, kuantum alemini öğreniyorsunuz ve bilinçötesi diliyle şifa çalışmaları yapmayı öğreniyorsunuz. 2. modülde ise bilinçli ruhunuza şifa çalışması yapmayı, şifacılığı öğretiyorsunuz. Dolayısıyla Yaradan'ın şifa nuruyla çalışmayı öğreniyorsunuz. 3. modülde ise arkadaşlar ruhsal enerji frekansınız çok çok yükseliyor ve burada ruhlarınıza şifaya vesile olmayı öğretiyorsunuz. Hangi ruhlar şifaya vesile olabilirler? Bunun için ne gereklidir? Ruhsal enerji frekansınızı nasıl yükseltebilirsiniz ve o yüksek enerji frekansına nasıl kalabilirsiniz bunları öğreniyorsunuz. Arkadaşlar içinde yaşadığımız dünyevi alem ile 5 boyutlu evreni karşılaştırıyoruz. Buradaki madde algısı nedir, zaman algısı nedir, oradaki madde algısı ve zaman algısı nedir? Kaderimizin yazılı olduğu defter, lehvi, mahfuz nerededir? Ve biz beşeriler o defterin içindeki tutulan bütün kayıtlara bakabiliyor muyuz ve eğer bakabiliyorsak değiştirip dönüştürebiliyor muyuz? Zaman kavramı ne anlama geliyor? Zamanı ortadan kaldırdığımızda Zeus mesela babası Kronos'u zamanı öldürmüştü. Öldürdüğünde neler oluyor arkadaşlar? Bütün bunları öğreniyorsunuz. İlyada ve Odisea destanları Homeros'a ait Yunan antik çağında yazılmıştır. Buradaki bu eserlerdeki hangi özel sembolleri Refik Hoca bu mucizevi şifa sanatı için derlemiştir ve şifa sanatına katmıştır. Bunları öğreniyorsunuz. Hızır Aleyhisselam kimdir? Zümrüt-ü Anka ile arasındaki benzerlik nedir? Hazreti Musa ile aralarında hangi yaşanmışlıklar geçmiştir? Hangi diyaloglar geçmiştir? Ve arkadaşlar ülkeler hangi enerjilerle yönetilirler? Bizim ülkemiz Anadolu toprakları hangi enerji frekansındadır? Hangi şifa merkezleri vardır? Refik Korkmaz eğitimleri çok özel iki şifa merkezinden bahseder. Bunları öğreneceksiniz arkadaşlar. Gılgamış destanındaki Uruk Kralı Gılgamış'ın yıllarca kıtalar boyu arayıp bulduğu ölümsüzlük otu nerededir? Bundan kim faydalanmıştır? Biz insanlara bunun faydası olmuş mudur? O kadar derin bilgiler edineceksiniz ki beşeri alemde ki yaşantınıza farklı bir açıdan bakmayı öğreneceksiniz arkadaşlar. Her şekilde 3. modül eğitimini almanızı canı gönülden dilerim. Selamlar, sevgiler.